Günaydın. Ne kadar güzel bir sabah değil mi bu sabah? Niye öyle dedin ki? Ne farkı varmış bu sabahın diğer sabahlardan? Ha? Yoksa seni mutlu edecek bir mesaj falan mı geldi sana? Yok aşkım, ne mesaj gelecek bana? Güne seninle başlamak çok güzel diye ben öyle dedim. Ya tabii. Güne benle başla, sonra diğerleriyle devam et, değil mi? Hoppala, sen bu sabah ters tarafından mı kalktın acaba? Hiç uyumadım ki kalkayım İsmail. Sayende gözüme uyku girmedi. Aşkım, istersen birlikte dışarı çıkalım, biraz gezelim. İyi gelir belki sana, he? İstemem İsmail. Ne öyle ya, ha? Sen neyin üstünü kapatmaya çalışıyorsun acaba, ha? Bak bakalım bende o gözler var mı oğlum? Kalar mıyım ben bunlara be? Kalar mıyım be? Ama bana haksızlık ediyorsun şimdi. Teyze ne? Yemin ediyorum menjitti la bu. Yarım akıllı. Ne oldu? Düzeltebiliriz mi İsmail'le işleri? Yok kız, ne düzelteceğiz be? Bu sabahleyin verdim ağzının payını. Yok efendim neymiş, beraber gezmeleri çıkalımmış. Yok efendim neymiş, benimle uyanmak çok güzelmiş, miş, miş, miş. Ben bunları yer miyim be? Kaçın kurasın kızım ben. Dövseydin bir de, ağzı yapmışsın. O da olacak yakında. Aptal, kocan seninle flört etmeye çalışıyor, seni elinde tutmaya çalışıyor. Senin yaptığına bak. Ay öyle mi diyorsun kız? Ay çok abarttım ben bunu Bahar. Çok abarttım yani, adam beni seviyor ya. Benimle olmak istiyor demek ki, değil mi? Ay benim onun gönlünü almam lazım. Tabii ki. Ama nasıl? İyi akşamlar abi. Anam. Zehir kardeşim be. Sana zahmet, bana şöyle güzel bir meyve sepeti yapıversene. Havada aşk kokusu var. Meyve poşeti yapabilirim de sepeti yapamam ama. Onu sana söyleyeyim yani. Yap yap olsun, hiç fark etmez. Yalnız senden ricam, içine romantik meyveler koy. Şöyle aşk dolu, sevgi dolu bir poşet olsun. Tamam, sen merak etme ya, ayıp ettin. O iş bende. Nar, kırmızı, aşkın meyvesi. Portakal, turuncu, herkes sever. Muz. Sana gelmez kivi, iç gıcıklayıcı. Anlatabiliyor muyum? Tüylü ya. Hepsinden koy kardeşim, hepsinden koy. Neden dersin? Yengenle aşk tazeleyeceğiz de. Bravo lan İsmail. Al. Ne kadar borcum kardeşim? Yok, gerek yok. İstemez ya. Olmaz. Aşk spesiyali bu. Ödemem gerek. İyi peki. Madem ısrar ediyorsun, 30 lira versen yeter. 30 lira versem yeter mi? He? Yok yok, 30 lira versem yetmez kardeş. Ben istersen böbreğimin tekini de sana vereyim. Nasıl olsa iki dene var değil mi? La alt tarafı yarım poşet meyvenin. Nesi 30 lira? Dalga mı geçiyorsun benimle? Kardeşim, aşkta cimri olmayacaksın, bu bir. Tıraş oluyorsun. Ne kadar? 20 lira. Damat tıraşı ne kadar? 200 lira. Sevgililer günü, gül aldın. Ne kadar? 50 lira. Gül ne kadar? 10 lira. Şimdi bu da gönül iş tarifesi. Ben buna sevgimi kattım ya. Öyle diyeyim sana yani. Anlaşılan bu haysiyetsiz Cuma'nın para gözlülüğü virüs gibi bütün mahalleyi sarmış. Al. Başımın gözümün sadakası olsun. Kardeşim, Allah bir bereket versin. Sana bir kardeş tavsiyesi. Sadece bunlarla olmaz kardeşim. Bu zerzevatın yanına senin bir botanik olayına girmen lazım. Yani çiçek diyorum, çiçek. Çiçek de alman lazım senin. Ah, onu çok iyi dedin ha. Böyle gitseydim çok ucuza kaçmış gibi görüyordu. Yani. Ben en iyisi gidip teyzeme şöyle güzel bir buket yaptırayım. Abi ya. Aşkımız boy tatlasın. Hiç be İsmail be. Yürü koçum, seni kim tutar be. Bundan sonra sana üç boyutlu İsmail diyeceğim lan. Teyzeme. Ana İsmail, ay ne kadar güzel çiçekler. Bunlar yoksa benim için mi? Senin için tabii teyzenim. Son zamanlarda sana biraz ters davrandım. Lütfen beni affet. Ay ne kadar güzel bir sürpriz bu. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Asıl sürpriz evde bekliyor, evde. Bir bakalım kim geldi. Ne diyorsun, kim geldi? Gel de gör. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.